akşamlar sayın seyirciler. Ben Yonca Özden. Ton TV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bültenimizle karşınızdayız. Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Resmi çelenk sunma töreninin ardından Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer parti ve dernekleri de Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. Yarın 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü. Çelenk sunma törenleri bir gün öncesinden yapılmaya başlandı. Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ve Çanakkale Belediyesi'nin çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Çanakkale Valisi İlham Yaktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuamiral Mustafa Turhan Ecevit, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Resmi törenlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Başkanlığı alternatif çelenk sunma töreni düzenledi. Diğer siyasi partiler, dernekler, odalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Şiirlerin okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Metin Ümit Ural yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi siyasi zaferler, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça kazanılan zaferler kalıcı olamaz. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadelede gelinen son durumu gösteren tablo paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 355.947 koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 26.896 yeni vaka tespit edilirken 210 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 30.542 oldu. Koronavirüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hız kesmeden devam ediyor. Aşılama çalışmaları virüsün seyrini belirleyecek en önemli etken. Bu kapsamda çift doz aşılanma oranı %78,01 olarak gerçekleşti. En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu iller Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı yaptıranların oranının en düşük olduğu illerse Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin COVID-19'da kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor dedi. 29 Ekim, 4 Kasım ülkemizde Kızılay Haftası olarak kutlanıyor. Ton TV olarak Kızılay Haftası'nda Türk Kızılay'ı Çanakkale Şubesi'ni ziyaret ettik ve yetkililerden bilgi aldık. Bu hafta Türk Kızılay'ı için çok önemli. 29 Ekim, 4 Kasım arası Kızılay Haftası. Sadece kan bağışlanan, kan toplanan bir kurum değil Kızılay. Aynı zamanda salgınlarda, doğal afetlerde. Sadece yurt içinde de değil, yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor, onlara kucak açıyor. Aynı zamanda okullarda eğitim veriyor, genç nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor. Biz de Ton TV olarak Kızılay Haftası'nda Türk Kızılay'ı Çanakkale Şube Başkanı Ergin Sezen'i ve Çanakkale Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ni ziyaret ettik. Türk Kızılay'ı Çanakkale Şube Başkanı Ergin Sezen, Türk Kızılay'ının Çanakkale'deki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dolu dolu bir hafta geçirmek arzusundayız. Türk Kızılay Çanakkale'de sadece tabii genel olarak bakıldığında kan olarak biliniyor. Ancak kanın haricinde yardım faaliyetleriyle, gönüllüleriyle, vatandaşlarımıza her konuda desteğiyle Kızılay sahada olmaya devam ediyor. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Ben bu konudaki sizlerin de desteğinizi çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızı gönüllülük teması altında birlikte olmaya özellikle davet ediyoruz. Bu şekilde haftamızı hep beraber kutlamayı, hep beraber olabilmeyi arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızı da tüm bu faaliyetlerimizde yanımızda görmek istiyoruz. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Çanakkale Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Muammer Eçer, kan bağışı faaliyetleriyle ilgili olarak şunları söyledi. Türkiye'de alınan kanların %95'ten fazlası Kızılay tarafından sağlanmakta. Bu da kanların güvenli bir şekilde toplanarak yine güvenli bir şekilde hastaya ulaşmasını sağlamaktadır. Biz de Çanakkale olarak kan bağışıyla ilgili faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu kapsamda her yıl artan miktarlarda ihtiyacı karşılamaya çalışmaktayız. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na iadeyi ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Erdoğan ve Deniz Tenlioğlu hazır bulundu. Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Altuğ Kürşat Şahin'le yönetim kurulu olarak bir araya geldik ve görüş alışverişinde bulunduk. Yaşanabilir şehirler arasında ilk sırada yer alan Çanakkale'mizi aynı huzur ve güven ortamıyla nasıl büyütebileceğimizi gündeme getirdik ifadelerini kullandı. Mersin Üniversitesi himayesinde yürütülen Karış Karış Savunduk Adım Adım Yad Etmeye Gidiyoruz projesi koordinatörleri, yürütme kurulu üyeleri ve Silifkeli Çanakkale şehit torunları Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Mersin Üniversitesi himayesinde yürütülen Karış Karış Savunduk Adım Adım Yad Etmeye Gidiyoruz projesi koordinatörleri Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Mali İlham Yaktaş proje koordinatörleri Profesör Doktor Murat Yakar, öğretim görevlisi Döndücan ve Çanakkale şehit torunlarıyla bir süre görüşerek sohbet edip proje hakkında bilgi aldı. Karış karış savunduk adım adım yad etmeye gidiyoruz projesi kapsamında Çanakkale'ye gelen proje sorumluları ve Silifkeli Çanakkale şehidi torunları Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanını ziyaret ederek gezecekler.
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve il yöneticileri haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında her salı düzenledikleri ziyaretlerine BIGA programıyla devam ediyor. Başkan Makas ziyaretlerine ilçe başkanı Nihat Borazan ve BIGA Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın yanı sıra il ve ilçe yöneticileriyle birlikte ilçe programına BIGA 2. Noğlu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Nurettin Yaşar'a yaptığı ziyaretle başladı. Makas Başkanlığındaki parti heyeti BIGA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret ederek genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Başkan Mehmet Sokullu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Başkan Makas, devletimiz gerek pandemi döneminde gerekse normalleşme sürecindeki kısa çalışma ödeneğinden, kira yardımlarına, esnafımızın düşük faizle kullandığı kredilerden, vergi ödemeleri ve sosyal güvenlik primlerinin ötelenmesindeki çalışmalarına kadar verdiği tüm desteklerden esnafımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Tuğrul Kihtir, Yunanistan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ferruh Özkan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Semih Toprak ve Genel Sekreter Sema Sandal hazır bulundu. Ziyaretle ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, "Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan çok sesliliği önemsiyoruz. Hepimiz farklı siyasi görüşlere sahip olsak da odamızın kapısından içeri girdiğimiz andan itibaren siyasi görüşlerimizi geride bırakıyoruz. Çanakkale'nin yararına yapılacak her çalışmada da siyasi kimliklerin bir kenarda bırakılarak tek vücut olunması, 17 plaka olarak hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz," dedi. Çanakkale'nin Çanı ilçesinde motosiklet ve araç hırsızlığından aranan iki kişi emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla tutuklandı. Çanakkale Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve BIGA İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından motosiklet ve araç hırsızlığı suçundan aranan FK ve EYS düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince aralıksız olarak okul servis araçları denetlenmeye devam ediyor. Eylül ayı başından itibaren yapılan denetimlerde 52 araca ceza kesilirken 25 araç trafikten men edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik aralıksız denetim gerçekleştirmeye devam ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede okulların açıldığı 1 Eylül 2021 tarihinden bu yana 12 ilçede 77 eğitim öğretim kurumunda kontrol edilerek şoförlere eğitim verilmiş olup okul servis araçlarına öğrenci harici yolcu alınmaması, araç kapasitesi üzerinde öğrenci taşınmaması, araç ekipmanlarının tam ve sağlam olması konularında bilgilendirme yapılmıştır denildi. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Eylül 2021 tarihinden bu yana yapılan denetimlerde 873 okul servis aracı kontrol edildi. Mevzuata aykırı taşımacılık yaptığı tespit edilen 52 araca cezai işlem uygulanarak 25 araç trafikten men edildiği açıklandı. Bu yıl 28-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Baja Troya 2021 start aldı. Kordon'da toplanan yarışçılar seremonik start için sıralandı. İlk startı Çanakkale Valisi İlhami Aktaş verdi. Baja Troya Turkey 2021 heyecanı başladı. Bugün tüm yarış araçları Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle Türk bayraklarıyla bir konvoy oluşturup Kipa servis alanından start alarak eskort eşliğinde Truva Atı Meydanı'na gelerek seremonik start için sıralandı. 100 yarışçı yer alacak 4 gün sürecek yarışta ekipler Çanakkale ve Bayramiç sınırlarında rekabet edecek. Truva Atı önünde seremonik startı Çanakkale Valisi İlhami Aktaş verdi. Startın ardından yarış araçları yol notuyla Kipa servis alanı yanında hazırlanan prolog parkuruna giderek sıralama için start aldılar.
Evet, hep beraber hazırız. İsterseniz geri sayımı da beraber yapalım. Sizlerin desteği pilotlarımız için çok önemli. 5'ten geri sayıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, çık! Sayın seyirciler, haberlerimizin sonuna geldik. Bültenimiz ekonomi ve hava durumuyla devam edecek. Bizlere 0286 alan koduyla 213-6667'den ulaşabilirsiniz. Yarın akşam saat 19.30'da Ton TV ana haber bülteninde buluşuncaya dek hoşça kalın efendim. İyi akşamlar. Başak Kuyumculuk. Başak Kuyumculuk ekonomi haberlerini sunar. Borsa İstanbul günü yükselişle kapadı. Borsa 0,18 puan yükselerek günü 1522,04 puandan kapadı. Çanakkale altın piyasasında ise fiyatlar şöyle oluştu. Çeyrek altın 900 liradan, Cumhuriyet altını 3705 liradan, 22 ayar bilezik ise 542 liradan alıcısına ulaştı. Serbest döviz piyasasında dolar 9 lira 54 kuruştan işlem görürken euro 11 lira 11 kuruştan alıcısına ulaştı. Paşa Kuyumculuk ekonomi haberlerini sundu. Etili Seramik hava durumunu sunar. Alınan bilgiye göre Çanakkale, İliv ilçelerinde gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle oluşacak. Çanakkale parçalı bulutlu 14-19, Ayvacık parçalı bulutlu 7-17, Bayramiç parçalı bulutlu 8-18, Biga parçalı bulutlu 11-17, Bozcaada parçalı bulutlu 13-18, Çan parçalı bulutlu 9-16. Eceabat parçalı bulutlu 11-17, Ezine parçalı bulutlu 9-17, Gelibolu parçalı bulutlu 11-17, Gökçeada parçalı bulutlu 13-18, Lapseki parçalı bulutlu 12-20, Yenice parçalı bulutlu 6-17. Bazı illerimizde ise gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle oluşacak. Ankara az bulutlu 4-15, Balıkesir parçalı bulutlu 5-17, Edirne parçalı bulutlu 6-17, İstanbul çok bulutlu 12-17, İzmir az bulutlu 14-24, Tekirdağ parçalı bulutlu 11-16. Etili Seramik hava durumunu sundu.